Evet, merhabalar. Merhaba. Bugün sağ olsun Başar bizi kırmadı. Estağfurullah. Sevgili başkanımız, kaptanımız Estağfurullah. FTR ve BR Türk'ün namı değer kurucularından Başar Öztuna ile beraberiz. Başar, çok teşekkürler vakit ayırabildiğin için. Estağfurullah. Öncelikle geçmiş olsun, yarışmayı tamamladık. Evet. Hani seninle uzun zamandır yapmak istiyordum bunu, fakat mesafeden sürekli hani problem oluyordu, bir türlü denkleşemedik falan. Ben kısaca hani tüfeğinden bahsedeyim. Lütfen eksik gördüğün yerleri sen de Tabii. dile getir. Sonrasında seninle ilgili olarak ayrıca detaylı konuşmak istiyorum. Airstripper'ım var. Evet. Normalde bu Steyr'in hangi modeli? Bu ilk çıkan seri. Bunda normalde Airstripper yok. Sonradan namlu dış çapı aynı olduğu için sonraki modellerle ayrı olarak temin ettim onu. LG100, 110 hangisi acaba? Bu 110'un ilk çıkan, yani FT serisinin ilk versiyonlarını. Üzerine iki versiyon daha çıktı. Daha sonra Challenge çıktı. Ama hala 110 FT satışı devam ediyor. Sen buna ek olarak yeni jenerasyonuna gelen Airstripper Evet. ekledin. Bir rüzgar indikatörüm var. Roman'ın indikatörü var. Evet. Tüpü sökülüp tüp dolumu öyle Evet, yapılıyor. Hani hızlı hızlı dolum dolum falan değil. yok. Ekstra bir pot var bizim Yasinler'in Evet, yaptığından galiba. müsabaka tipi bir pot. Hamster kendi orijinal hamster'ı ama yükseltme yaptın sen Evet, buna. pullar normalde çok daha kısaydı. Bir o kadar daha pull ilave ederek biraz hamster'a yükseklik verdim. Tamam. Citron kullanıyorsun. Citron'un FT modeli. Orada da bir dürbün yükseltme var. Yaklaşık 50 metreye kadar netleme yapıyor. Dürbün yükseltme ACP'nin İngiltere'den. Evet. Kaliteli bir ürün. Yüksek de baya. Bu benim ikinci yükseltme rayım. Bir önceki biraz daha alçaktı. Arkadaki butt plate, bu kancalı dipçik Evet, dediğimiz model. Bu ürünle beraber orijinal gelen bir şey değil Değil, galiba. değil. Standart butt plate'i ilk serilerde sadece şu kısmı içeriyor, kancasız haliyle. Sen bunu McFree ile değiştirdin galiba. Bu Mac'le aynı fabrikada üretilmiş ama Gehman Gehman. marka. Yine Alman malı olan bir Evet, ürün. evet. Mekanizması çok benziyor. Burada benim dikkatimi çeken, sen özellikle hani burada boş bulunan ağırlık Evet. yerlerini full doldurmuşsun. Hani Evet. dipçik tarafına ciddi bir ağırlık bindirmişsin. Evet. Bunun biraz dezavantajı, avantajından bahsedebilir misin atıcılar için? Benim hissettiğim kadarıyla özellikle serbest atışlarda tüfeğin ağırlık merkezine daha iyi oturmasına destek oluyor. Ben bir de iki tip atış yapanlar var serbestte. Bir dirseğini iç kısma koyanlar var. Evet. Bir de böyle dıştan alanlar var. Ben Dıştan ikincisi gibi kal. atıyorum. Bu attığım zaman şuralara denk geliyor. Dıştan aldığım zaman ağırlıkla beraber iyice iç kısma Oturuyor. oturuyor. Ön tarafta zaten dizimle destekliyorum. Serbestte avantajı var. Ayakta dezavantaj mümkün. Sebebi tüfeğin arkasını bastığı için elimize tam oturmayabilir. Ama onda da işte öndeki bir pot vesaire, onlar da biraz ağırlık vererek dengeliyor. Peki Başar, bu ayakta atıcılıkta, yani ayaktaki pozisyonlarda bir avantaj sağlıyor mu? Arkanın ağır basıyor olması. İşte ayakta ters tepiyor diye düşünüyorum ben. Çünkü sebebi sol elimize tam oturmuyor. Tüfek aşağı arka taraf basıyor biraz. Ama onda da işte bir pot biraz ileride duruyor vesaire, dengeliyor ağırlığı. Bir de ben özellikle bu kabze kısmını, sen çok ciddi bir açı vermişsin Evet, burada. serbestine göre. Ben bir de dedim ya, dıştan aldığım için bir potla tetik düz olduğu zaman elim şu şekilde alıyor. Bileğini Rahat kasıyor. basamıyorum. Şöyle yapıp tetiği de ona göre açılandırdım. Evet, bayağı bir dışa almışsın gibi duruyor. Evet. Başka açılar da denedim ama en rahat ettiğim açı bu oldu. Güzel. Ben esas hani tüfeği, çünkü Steyr'den bir sürü arkadaş da var. Tanıttık, Serdar sağ olsun bir ton bilgi verdi. Diğer atıcı arkadaşlar da olanlar, birçok detaydan bahsettik. Hani model olarak çok fazla modeller arasında çok ciddi farklar yok benim Evet, gördüğüm mekanizma hemen kadarıyla. hemen aynı. Evet. Hani insanlar daha çok hisselleştiriyorlar Evet, ürünü. evet. Orada esas farklılıklar oluşuyor. Yani işte mesela dürbün yükseltme rayım fazla yüksek olduğu için orijinal yükseltici kısım Yanaklığı. kısa kalıyordu. Bunun aynısını daha uzun olanını yaptırdım. Yanaklığı da neredeyse onun seviyesine çıkartabiliyorum. Öyle ufak tefek fonksiyonel modifikasyonlarla. Süper.
kendimize uygun hale getiriyoruz. Başar, bunların haricinde benim esas konuşmak istediğim hani bizim yurt dışında temsil edilmemize ön ayak olduğunu, sen bu kadar çalışma yapıldı, yazışıldı, çizişildi. Türkiye artık federasyonların tamamında tanınır bir ülke haline geldi. Oy verme hakkımız var. Türkiye takımı olarak adam gönderme hakkımız var. Yani kontenjan olarak adamımız var. Ve diğer ülkelerde hani bir artık sözü geçilir hale gelmeye başladık. Bunların hepsinde senin çok ciddi katma değerin var, emeğin var. Biraz bu serüvenden bahsetmek istiyorum ben. Ne seni dürttü hani? Çünkü forumlarda sen de yazıp çiziyordun, bilgi paylaşımında bulunuyordun. Bir tane Airamps'ın var, onunla bench rest yapıyorsun. Değil mi? Yanlış, bilmiyorum. Şu an yok ama bir dönem onunla. Evet yani. Ama seni burada ne tetikledi hani? Ne burada seni ateşledi? Biraz ondan bahseder misin? Aslında 2008'den beri uğraşıyorum bu işle ama 2008-2012 arası hep böyle işte uzak mesafe, grupman denemeleri vesairelerle geçti. Yatarak atışlar. 2012'den sonra işte bu özellikle outdoor disiplinleri olan işte bench press, field target, bunlara merak salmaya başladık. Bizim ülkemizde de hani şu anki field target kompozisyonuna uymasa da iki tane FT yarışması var 2012'de. Hı hı. Tabii yurt dışında da bunların hani uluslararası seviyede yapıldığını gördükçe ilgimi çekmeye başladı açıkçası. Ve 2013'te hem Dünya Field Target, Avrupa Field Target hem de Dünya ve Avrupa gene Bench Press Federasyonlarına yazılı olarak başvurmaya başladık. Bunun giriş sürecimiz tabii 4-5 ayları buldu. Hı hı. Onlar belli dokümanlar istediler işte. Kimsiniz, nesiniz, ne yapıyorsunuz? Tabii belli bir siteniz var mı, şartnameniz var mı, hı hı. Yarışmalardan fotoğraflar, hı hı. Kaç kişi yapıyor aktif olarak bu işi gibi. Belli bir süre bilgi istiyorlar ve en son kendi o anki üyelerinden oylamaya sunuluyor. Oylamada da geçerse üyeliğe kabul oluyor. Yani diğer ülkelerin oyuyla beraber sadece başvurman yeterli değil. Tabii. Kabul görmesi gerekiyor. Tabii bir sunum gibi bir şey istiyorlar. İşte bu fotoğraflar, hı-hı, kaç kişi aktif yapıyor. Yani bizim bu paylaştığımız fotoğraflar, etkinlik videoları falan tabii, gerçekten anlamlı aslında. Tabii çok büyük faydası oldu. Ayrıca üyeliğin tabii bize getirdiği avantajlar oldu. Bir dipnot, biz Dünya Field Target Federasyonu'na başvururken Avrupa Field Target Federasyonu da yeni kuruluyordu. Hı hı. Bizim Dünya Field Target Federasyonu'na üyeliğimizden hemen sonra kurulduğu için, hı hı, ondan da davet aldık. Ona da üyeliğimiz kabul oldu. Yeni kurulduğu için de kurucu üye sıfatı aldık. Süper. Yani Avrupa Federasyonu'nda da kurucu üyeliğimiz. Avrupa Birliği'nde olmasak bile hani kurucu üyeliğimiz var. Var, evet. Yani General Assembly Member diye geçiyor. Diğerlerinde temsilciyiz. Ama şöyle bir faydası var bu üyeliklerin hepsinde. Normalde Dünya Field Target şampiyonalarını 300 civarı kota oluyor. 350 kota da bırakıyorlar. Çünkü kapasite var. 3 tane parkur hazırlıyorlar ama hatta 2 seans yapılıyor artık, hı hı, fazlalıktan dolayı. Ama şu oluyor. İlk önce üye ülkelere kota ayrılıyor. Yani işte her ülkeye atıyorum PCP'de 8, yaylıda 6 veriyorlar. Hı hı. Değişiyor bazen organizasyona göre. Ülkeler bütün katılım kotalarını bildirdikten sonra şu kadar kişi yer katılır vesaire. Yer kalırsa da ferdi başvurular alıyorlar. Hı hı. Yani burada Türkiye avantajlı oluyor. Evet. Birçok aslında hani katılmak isteyen ferdi bile olsa, hani takım bile olsa ülkenin önüne geçme şansımız tabii oluyor. Yani mesela öncelik geçen, verilmiş tabii oluyor. Geçen sene bu takım, yani üye ülke takımlarının kotaları alındıktan sonra ferdilere açıldığı anda, hı hı, işte gece 12'de açıldı, 1-2 gibi kota doldu. Yani anında ferdi katılımlar da doldu. Çünkü eskiye göre çok yüksek talep var. Özellikle doğru, yarışlar Avrupa'daysa. Doğru. Bir tek 2013'tü sanırım. Yeni Zelanda'da oldu. Onun katılımı biraz düşüktü. Lokasyon biraz uzaktı tabii. Ama Avrupa'da olduğu zaman kaçırılmıyor. Hatta 2018'in duyuracağız onu da yakında. Takım kayıtları başladı. Hı hı. Şimdiden 80-90 katılıma ulaşmış. Bir gelmeden baktım gibi. Yaylılarda da yüksek katılım var. Bizim ülkemizde de gelişmesi gereken kısımlardan biri o yaylı kategorisi. Çok düşük katılım oluyor. Evet, genelde insanlar çekiniyor. Onlar için özellikle hani yaylı serisi de yapıyor olacağım ben. İlerleyen yani, vakitte onları da dile getiriyor yani şöyle, olacağız. Yani şöyle,
hani pahalı bir spor olarak görülüyor. Aslında ekonomik setler vesaire de hazırlanabiliyor ama yaylı bu işin en ekonomik kısmı. Tabii tabii. Dün mesela hani Kral olsun, Hudson olsun yerli ürün olarak daha ekonomik bütçeli ürünlerle arkadaşlar şov İyi yaptı. Puanlar yaptılar. Evet yani. Olabiliyor. Evet. Daha önce de yapanlar İrfan var, Ferhat. Doğru. İrfan'la zaten birebir röportaj yaptık. Hani AT44 ürünüyle beraber. Ki dün Murat Bey hani Kral Arms'ın ürünüyle beraber 42 vuruş yaptı 50 atıştan. Bunlar çok ciddi değerler aslında. Yani o tüfeklerle de belli mesafelerde belli grupları yakalayabiliyorsunuz ve işin kalan kısmı atıcıya kalıyor aslında. Doğru, doğru. Biraz FT'ye özel işte bazı düzenlemelerle ki bunları illa özür dilerim parayla yapmanız gerekmiyor. Tabii ki de el emeği göz nuru insanlara ulaşabiliyorlar. Öyle parçalar da var. Önemli yani hamster'ın yerine oraya bir parça sabitleyerek de aynı sadece görsel olarak belki şık olmayabilir ama fonksiyonel olarak istenen şeyi sağlayabilirsiniz. Yani önemli olan ilk adımı atmak. Sonrası zaten 1-2 yıl içinde parça ala ala oturuluyor. Yani illa ilk yarışınızda süper full her şey aksesuarlı bilmem ne. Tabii ki. Hiçbirimizin öyle değil. Aynen öyle. İhtiyaçlar doğrultusunda hani herkes bir şeyler ekliyor, çıkartıyor. Evet, evet. Böyle böyle hani kişiselleşiyor zaten. Ve ayrıca hani farklı şu an görüşler de var. Mesela dün konuşuldu. Bu kadar ayarlanabilir aksesuara gerek var mı? Yok. Düşüncesi var. Çünkü her kulvarda pozisyon değişiyor, mesafe değişiyor. Doğru. Alacağımız şekil değişiyor, açı değişiyor. Doğru. Her seferinde butt plate'i, yanaklığı, hamster'ı ayarlamak... Şansın yok zaten. Hamster benim sabit ama genelde hepimizin ayarlı hamster var. Onu doğru ayarlayamayınca avantaj dediğimiz şey dezavantaja da dönüşebiliyor. Doğru. Ki böyle hani müsabaka tipi ayar mekanizması çok olan tüfeklerle genelde ilk alanlar ilk 1-2 yarış kötü skor yapıyorlar. Tabii ki de ince ayarlarını tutturamıyorlar doğru çünkü. Doğru ayarı bulamıyor. Doğru. İngiliz, yani Britanya kıtasında daha düz tüfeklerle atıyorlar, daha sabit kundakla atıyorlar vesaire ki iyi sonuçlar alıyorlar, öndeler evet, yani. Evet, evet, gördük zaten ya. Zoom olarak da hani daha düşük zoomlarla da. Orta ve Doğu Avrupa daha böyle süslü, daha... Bizim o kültürümüzde var biraz yani. Evet, hani. Evet. Sonuçta arabalar gibi ne kadar hoş gözükürse gözü o kadar lezzetli geliyor evet. insan, daha yakışıklı oluyor. İki ekolde de başarılı isimler var dünya çapında. Ama hani çok ayarlı bir sistemi, sabit mesafe, açı vesaire olmadığı için her seferinde tutturmak öncesinde büyük antrenman işte. Mesela bizde İlker Bey, İlker abi bu konuda çok önde, ayarları çok iyi. Hala üzerinde çalışıyor yıllardır. Sonuçlarını da alıyor. Ama mesela hani günde en azından 2 gün antrenman yapamayan bir insan için daha sade, daha ekonomik bir tüfekle başlamak doğru, bence daha iyi. Doğru. Yani imkanı olsa bile en seviye, en üst seviye dürbün, en üst seviye tüfekle başlamak bence bazen dezavantaj bile olabilir işi doğru, bilmeden. Doğru. 1-2 yıl pişmek lazım. Parçaları deneyerek monte etmek lazım. Ama ilk önce gelmek lazım değil mi? Tabii tabii. Yani katılım sağlamak. Şu an kemik bir kadromuz var bu 40 kişiler civarında. Ama 50-60'ları bulmak lazım daha keyifli yarışlar için. Tabii insanların gözünde FT yapmayanlar tarafından ve özellikle üzülerek söylüyorum yerli üreticilerin desteklediği kişiler tarafından biraz FT TÜKAK'a çok pahalı spor işte 30-40 bin liralık ekipmanlarla yarışıyorlar vesaire gibi bir ön izlenim var. Evet maalesef. Yani kısmen doğru 30-40 bin liralık yarışanlar da var ama 3 bin liralık 2 bin liralık setlerle yarışanlar doğru, da var. Doğru. İlk ona girenler de var böyle bu setlerle. Her, bu bir de her sporda var yani balıkçılıkta da aynı şey var ne bileyim. Model uçakçılıkta evet, da var. Yani, yani bütçenize göre. Aynen öyle. Ne kadar ekmek o kadar köfte. İlla hani en lüksüne sahip olunca ya da en tabii, fiyat olarak pahalısına sahip olunca vuracaksınız, edeceksiniz diye bir kanun yok. Tabii tabii. Yani bazı evet avantaj, ya para, imkanınız varsa iyisini tabii ki almak iyi bir şey. Araba gibi aynı. Hani aynen, imkanınız varsa Mercedes BMW alın. Ama yoksa da bu daha kötü skorlar yapacağınız manasına gelmiyor. Gelmiyor. Var örnekleri. İyi gelmiyor, skorlar evet, yapanlar var. Zaten belli bir pişmişliğe geldikçe ona ayırdığınız pay da artmaya başlıyor. Doğru. İster istemez tüfeğiniz de iyileşiyor. Belli. Doğru. 1-2 sene bu işe uğraştıktan sonra diyorsunuz ki bu dürbünün artık benim için miadı doldu. Evet yetmiyor. Ayırdığınız birkaç şey oldu. Zaten müsabakalar da aynı şekilde gelmek gitmek belli bir masraf. Hı-hı. Ama bunları artık bunu bir hobileri arasında birinci sıraya getirince insanlar... Hı-hı. Artık payda ayırmaya başlıyorlar. Doğru, gitgide tüfekleri de gelişiyor ama illa dediğim gibi ilk yarışta süper bir tüfekle yarışmak avantajdan çok dezavantaj bile olabilir. Peki
Başar, ben bir de biraz daha kişiselleştireyim konuşmamızı. Senin havalı silah sevdan nasıl başladı? Hani ne seni dürttü, ne seni buraya tekrar getirttiriyor? Vakit harcıyoruz, para harcıyoruz, işte işten izin alıyoruz, ailemizden feragat ediyoruz falan. Sana cazip kılan nedir burada? Yani şöyle, 2008'de başladım demiştim atıcılığa. 2012 sonlarına doğru da işte field target bench press merakı başladı. 2008'deki başlangıç tamamen silah merakı. İşte her erkek vatandaşımız gibi, çocuk gibi. Büyüsek de içimizdeki bir işte araba sevdası, silah sevdası vesaire. Gelen bir şey ki o dönemler tabii bu tip sporlarda çok bilgimiz olmadığı için daha güçlü, işte vurdum mu deviren tüfekler merakımızı çekiyor ama bu hani belli bir mesafeye hedef koyup atmak belli bir yerden sonra insanı artık yetmiyor, yani sıkıcı geliyor. İşin içinde rekabet olması lazım, işin içinde oyun olması lazım. Buna baktığımızda da dünyada işte dışarıda yapılan olimpik branşları geçiyorum, içeride yapılan, dışarıda yani açık havada yapılan field target ve bench press sporları karşımıza çıkıyor. Bunun da hani yurt dışında yıllardır yapılmış ve kuralları çizilmiş ve baktığında çok keyifli bir oyun. Ve hani sportman oyunlar, nasıl sportman, işte enerji limiti var tüfeklerde. Doğru. 12 FP limit var mesela. Şimdi diyebilirsiniz ki niye güçsüz tüfekle atayım ama bu da şöyle bir şey, yani tüfek ne kadar güçsüz o kadar eğri. Ne Doğru. kadar eğri o kadar ayar ve zorlayan bir şey. Doğru. Yani mücadele isteyen bir şey. Doğru. Teknik isteyen bir şey, yemek isteyen bir şey. Yani güçlü ve düz atan bir tüfekle herkes vurur ki eskiden öyle yapıyordu. Doğru. Oyuna zevk katan bir şey aslında bu tüfeğin daha güçsüz olması. Hı hı. Ve sonuçta spor yapıyoruz, hani güç gösterisi yapmıyoruz. Aynen öyle, çöp kalk, ayakta dur. Ciddi işte bir spor. 5-6 ya bir rally kiloluk, aslında bu. Tabii 5-6 kiloluk ürünler ki dürbünle 8 kilo tabii. olan ürünler var. Bunlarla gez dolan, parkur yürü. 3 kişi grup olduğumuzda 5 saatleri bulabiliyor. Evet. 3 gün yapıyorsun bunu yurt dışında. Türkiye'de 2 gün yapıyoruz. Antrenman günüyle birer gün daha ilave oluyor üstüne. Yani ciddi bir spor aslında. Ciddi yani. Seviyelerde çoğu insanın kahvaltıda tuzlu yemiyor. Doğru. Nabz yükselebilir. Sağlığına dikkat etmeye başlayanlar. Koşmaya, yüzmeye başlayanlar var. Nabzını düşürmek için. Sonuçta kalbine kadar güçlendirirseniz dinlenme anındaki nabzınız o kadar düşüyor. O yüzden spor yapanlar var, sigarayı bırakanlar var. Doğru. Yani zaten bu işe girdikten sonra bu bir virüs gibi yayılıyor ve hayat felsefesi haline geliyor. O zehri alan arkadaşlar, olsa da gelsek hani bir araya gelelim, şöyle yapalım, böyle yapalım. Motivasyonu arttırıyorlar. Harcamamıza rağmen sanki para kazanıyormuş gibi ciddiye alıyoruz ve işte ona göre hazırlanıyoruz. Evet. İnsanlar işlerinden izin alıyorlar, yarışmaya geliyorlar, antrenman yapıyorlar vesaire. Ben son dönemlerde yoğunluğumdan ötürü çok antrenman yapamıyorum. İşte Adana'dan beri hiç tüfeği elime almadım. Yani. Hı hı. Bir tek sıfırlama yaptık bir, iki hafta önce. Onun dışında gayet iyi. Ama her gün, her hafta düzenli antrenman yapan arkadaşlarımız var. Yani bu işi çok ciddiye alıyor. Ve zaten onlar da belli yerlerdeler şu an. Seri şampiyonluklar alanlar var. Yüksek dereceler alanlar var. Tabii bu da şey, hani ne kadar ekmek o kadar köfte lafı gibi. Ekipmanda da aynı şey var. Ya bunda da ne kadar emek, o kadar geri bildirme oluyor olayı. Doğru. Ayrıca hani performans sporu olmadığı için yaş limitimiz de yok. Yani bu işi çok rahat, çoğu şampiyonumuz 45'li yaşlarında, 50'li yaşlara yakın. Daha gençler genelde daha alt sıralarda da. Hani yaşlılık burada bir dezavantaj da değil. Çok öyle 70-80 yaşında olmadıktan sonra. Aslında veteran tarafı da var hani. Tabii 60 yaş üstü veteran evet. sınıfı var. O yaştaki insanları da ben yurt dışında evet. özellikle gördüm. Ve takdir ettim yani. Kolay iş değil. Evet. Yani. Yani bu sporun en güzel yanı şu an dünya federasyonlarına da üye olduğumuz için, uluslararası federasyonlara. Yani siz 40 yaşında olabilirsiniz ama bu işe başladığınızda belki 3-4 sene emek verdikten sonra bir uluslararası şampiyonaya katılıp hani dünyanın her yerinden 300-400 atıcıyla atma şansınız var ki bu diğer sporlarda mümkün 10-15 sene diyor. Geçecek de yani çok tabii. zor bir şey. Sakatlık olmayacak tabii, bilmem tabii. ne bir sürü şey var yani. Yani bu aslında amatör bir branş olmasına rağmen uluslararası klasmanda yarışmak için şans olan bir şey. Türkiye'de hani bunu kullanan 40-50 kişi var bu şansa sahip. Doğru. Artması lazım. Hani
elemeler yapıp belki göndermek lazım. Normalde mesela. Evet. İngiltere'de mesela hani kulüpler arasında iyi atan atıcılar elenerek geliyorlar. Çoğu İngiliz ferdi katılabiliyor. Evet. Takım katılanlar zaten genelde İddialı dünya dereceleri olan evet. insanlar, Avrupa dereceleri olan insanlar. Bir de çok uluslararası bir spor. Kanadalısı, Amerikalısı, Yeni Zelandalısı, Japonu herkes geliyor. Şili, Uruguay, Arjantin. O bölgelerde de yayılmış durumda. Bir de hani mesela bench rest'ten de biraz kısa bahsedelim. Tabii. Bu tüfekteki çok ufak revizyonlarla aslında BR25'te 25 metre bench rest'te yapılabiliyor. Yani atıyorum şu yükseltmeyi kaldırıp öne bağladığınızda aslında front plate dedikleri işte front rest'e yani ön desteğe oturtulan tabakaya çevirebilirsiniz. Hı hı hı. Şu butt plate'i söktüğünüzde bu direkt arka desteğe oturabilir. Yanaklığı sökebilirsiniz. Çünkü genelde değmeden atılıyor evet. bench rest'te. O da kolay gibi gözükse de aslında o da çok hassas, minimden bile küçük şeylerin skoru değiştirebileceği bir spor. Doğru. Masa başı olmasına rağmen o da daha çok teknik bir şey tarafı istiyor. Var. Evet. Yani bu rally ise o da Formula 1 gibi düşünebilirsiniz. İkisinin de çok zorlukları var. Ama tek tüfekle ikisi de yapılabilir. Hani ekstra masrafa da gerek yok. Zaten 12 FP limitimiz bench stresi 25'te de LV sınıfına giriyor. Evet. Light farming sınıfına giriyor. Yani tüfeğin gücüyle de oynamadan yapılabilir. Aynı dürbünleri de genelde kullanabiliyoruz. İki spor da çok zevkli. Ülke olarak da belli bir yere geldik. İnsanlar artık yani dünyada uluslararası sporcuların kullandığı ekipmanlara sahip. İnşallah daha iyi günlere geliriz. Katılım sayımız artar. İnşallah. Bu işe daha çok zaman ayırma şansı yakalarız. Bakalım inşallah. İlerliyoruz. Sağ ol Başar'cığım. Çok teşekkürler. Teşekkür ağzına ederim. Sağlık. Birçok konuda bize detaylı bilgi verdin. Emeğin de çok büyük. Hani dediğim gibi hem Türkiye'yi yurt dışına tanıtmak ve yani bizim de orada sözümüzün geçmesini sağlamak adına hobiye katkılar açısından gerçekten çok teşekkürler. Ben de röportaj için teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Sağ olun. Görüşmek üzere. Görüşürüz.